Merhaba Shift Devlet'ten izleyenleri, ben Erdem Babuçyan. Bugün sizlere zikzak oyununu oynayacağım. Oyun böyle, nasıl diyeyim, çıtır çerez bir oyun. Böyle tam yolda, ne bileyim, toplu taşımada birini beklerken oynanacak bir oyun. Flappy Bird ekolünden geliyor. Yani sinir bozucu bir oyun. Sürekli oynamak istiyorsunuz, sürekli daha ileriye gitmek istiyorsunuz. Benim rekorum 318. Oyun adı üstünde, zikzaklı bir yolun üstünde ilerlemeye çalışıyoruz. Her dokunuşumuz sağa. Bir sonraki dokunuş ise sola gidiyor. Böyle tik tak tik tak şeklinde ilerliyoruz. Ama oyun cidden zor. Yani kolay değil. Özellikle uzun zikzak bölümleri zor. Oyun hem iOS hem de Android platformunda mevcut. Ve ücretsiz, sadece reklamlar var. Reklamları almak istemiyorsanız belli bir ücret ödeyebiliyorsunuz. Şöyle oynayalım. Zikzak şeklinde ilerliyoruz. Bu gördüğünüz kristaller ise 2 puan ekleniyor hanenize. Her tıklama 1 puan. Bunlar ise ekstra puanlar oluyor. Ekstra puanlarla ilerliyorsunuz. Oyunda yani neye dikkat etmek gerekir derseniz, çok köşelerden gitmemek gerekiyor. Hem bu köşelerden gidiş uçurumun yanından gittiğiniz için düşmenizi kolaylaştırıyor. Ve bunun yanında bu kristalleri de kaçırabiliyorsunuz. Sonuçta ekstra puanlar, kaçırmamak lazım. Yanından direkt geçip gidebiliyorsunuz bu kristallerin, çok köşelerden giderseniz. Özellikle bu uzun şeylere gelebilirsem bir. Uzun zikzaklarda gaza geliyorsunuz. Sonuna kadar basıyorsunuz. Zikzakı geçtikten sonra yanlışlıkla kendinizi uçurumdan aşağı atıyorsunuz. Oyun gerçekten zor. Ama benim rekor bayağı iyi yani. 318. Gerçekten gecelerce uğraştım bu rekor için. Değdi diyebilirim. Oyunu incelememin nedeni ise oyun hem çok yeni, hem de kısa süre içinde popüler olacağını düşünüyorum bu oyun. Gerçekten kolay bir, yani kolay derken basit bir oynanışı var. Evet, biraz zor ama güzel bir oyun olmuş. Oyunda gözünüzü skorunuzu atamadığınız için, yani onu kontrol edemediğiniz için şöyle bir güzellik yapılmış. Her 50 puanda bir yolun rengi değişiyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bazı renkler yolu görmeniz gerçekten zorlaştırıyor. Açık yeşil mesela, şu renk beni zorluyor. Yani yolda bazen karıştırabiliyorum ne olduğunu. Veya açık pembe oluyor. Kristallerle çok benzer bir renk oluyor. Yine bir karışıklığa sebep olabiliyor. Aslında en güzeli siyah ve beyaz yollar. Evet, oyun bu şekilde arkadaşlar. Rekorumu geçerseniz yorumlara bekliyorum. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.